أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم أهل الإسلام عزيز مهمانلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش كلدينا الله كحمد بسن يرتكن ربمز كشكران درمز بسن Muhterem azizler, görmeyiz mi 5 vakit namazda, her rekatıda Euzu billahi mineşşeytanirracim. Elhamdu lillahi rabbil alamin diyetkenimizni görmeyapsız mı? İşitmeyapmız mı, his kılmayapmız mı? Manası alemlerin Rabbisige hamdu sana bolsun. Ya ki hamdu sana alemlerin Rabbisige hastur. Bir savol beryapti. Qardamda o'zga sayyoraliklar bormi? O'tiramazlar kitoblarni, Qur'oni Karimni, Injil, Tavrot, yana boshqa asarlardagi ma'lumotlar shuni taqozo qiladiki, Hazrati otamiz Odam, onamiz Havvo onani Allohim jannatda yaratganligi va jannatdan yer yuziga tushirilganligi haqida ma'lumot bor. O'ylab ko'ring, o'zimiz o'zga sayyoralik bo'lib chiqamiz-ku. Bu dunyoda nima bor ekanligini, olamlarda nima mavjud ekanligi hali insoniyatga ma'lum emas. Aytilmoqdaki, olamlarning tarbiyat qilib turgan Robbiga Allohga hamd va sano bo'lsin. Dasturxonni bir ko'rib qo'ying. Ana uzum, ana qovun, ana taruz, ana qazi, ana qarta. Birodarlar, bir 700-800 kilometr janubdan Afg'onistonda ochlik bo'lyapti. Davlatlarda notinchliklar bo'lyapti. Allohim, berayotgan ne'matlaringga shukr keltirib yashamoqni nasib aylagin. O'lmaslikni iloji yo'q, ketmaslikni imkoni yo'q. Bu haqiqatni birovga qayta-qayta tushuntirishga hojat emas. Allohim, o'sha haqiqatni oldida qarshisida gavhari iymonimizni bergin. Bir kuni mo'min musulmon to'planib kelib, agar yelkasiga olib ko'tarish nasib etsa, Allohim rahmat qilsin degan duodan barchaga nasib etgin. Soniyan Hazrat Payg'ambarimizga, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Durud-u salavat ve salamlarımız olsun. Muhterem azizler, ben hazır sefer ayını 19-20 günleri olsa demek, yani 10 günden keyin Hazreti Peygamberimizin tevallud topgan ayları başlanadı. Demek onu Rabi'ul evvel deydi. Nafsul amrını aytsa, indallohini hakikatini aytsa, mavlud okumavluk dinimizde yoktur. Avval buni to'g'risini aytish kerak da. Namoz bor, zakot bor, roza bor, haj bor, soqol qo'ymoq, do'ppi kiymoq bor. Birodarlar, mavlud o'qimoq yo'q. Unda nima qilib o'qib yuribmiz domla buni? Ota-bolalar o'qib kelyapti-yu. Bu yerdagi maqsad mavludi sharifdan ko'zlanilgan asosiy mohiyat va maqsad uni hikmati Hazrati Payg'ambarimizning tarixlaridir. Unga ixlos qilib o'rganmoqdir. Bu mavludni yozgan zot 13. asrga oiddirlar. Muhammad Ja'far al-Barzanji deydi. Bu odam katta olim bo'lganlar. Shu odam elga, ulusga, mo'minga, musulmonga payg'ambarimizning tarixlari eslaridan chiqmasligi uchun bitgan baytlarni, abyotlarni biz mavludi sharif qilib o'qib yuramiz. Aslida Rasulullohning hayotlarida ilmdir. Aslida Rasulullohning hadislarida odobdir. To'g'rida odamni boshi dumaloq bo'lib, ikkita qo'li, ikkita oyog'i bo'lsa odam bo'lib qoptimi? Odob kerak.
şu adabını hadisler örgetedi. Meyyarını hadisler örgetedi. Doğru münasebet kılışını örgetedi. Mahiyetine doğru karışkı örgetedi. Doğru yöndeşkı örgetedi. Geliler hadislerden birini işleyelim. Hazırki Surxondaryoni Sherobod degen yerida Abu İsa Tirmizi degen bir ulug zot yotadilar. Abu İsa Tirmizi Hazratni to'liq ismlari Muhammad ibn İsa ibn Thawra ibn Musa ibn Ad-Duhak yoki Ad-Dihak As-Sulami Al-Bughi Ad-Darir At-Tirmizi hazratları bo'ladilar. Şu 8 ta nomlari kitoblarga yozilgan. Xuddush tartibda bayon etilgan va hamma ismlarining ma'nolari, tarixlari bordir. Hazrat 824-yilda tavallud bo'lgan ekanlar, milodiy bilan hisoblaganda 893-yilda vafot bo'lgan ekanlar. 824, 893. Shu kishining Sunan degan asarlari bor. Sunan at-Tirmizi deydi. Ulamo aytadi. Kimni xonadonida Abu İsa at-Tirmizi hazratlarini sunan asarlardan bo'lsa go'yo o'sha xonadonda payg'ambarimiz gapirayotganday bo'ladilar. Shu kitobni 16-chi bobi. Mo'minni haqorat etmaslik, mo'minni kufrda ayblamaslik haqidagi hadis. بسم الله الرحمن الرحيم عن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على العبد نذر فيما لا يملك ولاعن المؤمن كقاتله فمن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله فيعذبه الله بما قتل به يوم القيامة قال حديث حسن صحيح أو كما قال yana boshqa kitoblarda boshqacha uslublar bilan boshqacha so'zlar bilan kelgan bo'lishi mumkin. Hadislar bilan hadislarni farq qilib qolishi insoniylik omiliga borib taqaladi. İnsaniyelik amiliga borib taqaladi. Masalan, ana shu yerda tasavvur qiling, faraz qiling, 200 odam o'tirgan bo'lsak, shu 200 odam birinchidan 200 xil eshitadi. Ikkinchidan 200 ta odam 200 xil tushunadi. 200 ta odamning zehni 200 xil bayon etishda ham, so'zni aytishda ham, naql etishda ham 200 xil naql etiladi. Shuning uchun hadislar bilan hadislar farq qiladi. Kelinglar, ma'nolarni eshitaylik. Hazrati payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat etadilar. Banda uchun o'zi molik bo'lmagan narsada nazr yo'qdir. Kengis mo'minni haqorat, la'nat etgan qotil kabidir. Nazam billah nazar. Kengis mo'minni kofir deb haqorat etgan albatta qotil kabidir. Alloh esa ul bandani, ul kimsani, o'sha haqorat qilgan kofir degan kimsani qiyomatda mo'minni nima bilan azoblagan bo'lsa, o'sha bilan o'zini ham azoblar. Deganlarni Abu İsa at-Tirmizi keltiryaptilar. Sharhi. Muhtaram azizlar, qolgan ummatlar, qolgan xalqlarning ichida mo'minlarning so'zi, mo'minlarning subuti, mo'minlarning gap so'zlari alohida e'tibor bilan qaraladi. Masalan, Alloh buyurmagan narsani bandasi qasd qilib olsa nazr bo'lib qoladi. Alloh buyurmagan bandasi qasd qilib olyapti, nazr bo'lib qoladi. Masalan, o'g'il uylantirsam, qiz uzatsam, tuya so'yaman dedim. O'g'il uylantirayotganimda, qiz uzatayotganimda imkoniyatim bo'lsa, menga tuya vojib bo'lib qoladi. Buni otini nazr deydi.
Ha, bu çinarlı. Lekin kolumda bu mesajı, o şapayette tüye topalmasam ki, ya ki imkaniyetin bu mesajı. Hani şette gel. Eğer o şapayette imkaniyetin bu mesajı, kolumdan gelmese, hiç gibi yok eken. Bırak bırakdan taleben kumasın eken. Öyle damla, tüye soyemen durduyuz, kanı tüye. Ona kadar bu mesajken. Bana onasını işteyim. Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin zamanı saadetlerden ikide oğul akavka demek otalarını Allah'ını beytige mescidge sudura vakitçi etkenmiş. Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haletle görüp ey ballar nege otalarınızı sudura yürüpsiz? Ballar açtı. Ey Allah'ın Resulü bizi otamız Allah'ını beytige fakat piyede baraman deyip nazır kigerler. Ne ulovge minediler, ne otke çıkadiler, her günü şu ahval. Sudrap obarıp, sudrap obkir yapmış. Hazreti Peygamberimiz Otahan'ge. Ey Otahan, ballarını kinemeyin, özingizem kinemeyin. Ulovge minin, nazırıngizge hem, özingizge hem, Allah muhtaç emestir degenlerini getirgenler. Demek bendeni koludan kemedi mi onu kıynep bu mesele. Bu bir ikincisi. Mumunni lanetlegen şimdi biz hazır bette la'in sözünü fail veznededir. Biz hakaret deyip tercüme koyardık. Aslında metinde lanetlegen diyetti. Lanet. Allah azizlesin indi tongda durup bu ne kadar geplerini gebiriş uzumuz geyem nakule yok. Lekin indi ilim için eydemiz. Lanet degeni estağfurullah Allah azizlesin. Şuna gebler çıkmaladı adamların ağzından. Feder inge deyip, unge deyip lanet deydi. Lanet degeni dünyada har o gün, ahirette azapta kagin degeni. Bunun manası şu. Muhammed şuna kadar niyette öyledir. Kalbiga iymon kirgan odam birovga dozoq tilaydimi? Birovga yomonlik tilaydimi? Qalbiga iymon kirgan odam. Bu bir ikkinchisi. Mo'minni haqorat etgan qotil kabidir ana. Buni qiymatini, bahosini, buni bo'ybastini payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aniq qilib aytibdilar. Birovni haqorat qilgan, birovni mo'minni haqorat qilgan qotil kabidir. Birodarlar, mubolag'a aslida mubolag'a yolg'onga oiddir. Ya'ni bo'rttirish. Bo'rttirishning otini mubolag'a deydi. Birodarlar, payg'ambarimizning hadislarida mubolag'a yo'q. Payg'ambarimiz bilmasdan bexosdan aytib qo'ymaydilar, aniq qilib bahosini beryaptilar. Mo'minni haqorat qilgan qotil kabidir. Allohim oyatida aytadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويل لكل همزة لمزة ويل بولسون İşte manası var eken buna. ويل bu davzahını namı yeken ويل degeni vay bolsun. O şey lanetke ayıptır bu. Humezelerge, lumezelerge. Hay 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 hay. Radallah. Kur'an-ı Kerim lanetige kalıştan özü esresin. Kur'an'daki lanet bu hakkani lanet sablanadı. Bu ayeti de etti ki humezelerge, lümezelerge lanet bulsun, vay bu. Humeze kim, lümeze kim? Humeze degeni gıybetçi degeni yeken. Lümeze degeni bitki çöper degeni yeken. İkinci manası. Humeze degeni adamın üstüden külücü degeni yeken. Lümeze degeni kogallerini yem şu adamın üstüden kulishga da'vat etuvchilar degani ekan. Ikkovi ham birodarlar, bular qotil kabidir. Bunaqa urg'u berib yotishimizning sababi bor. Sababi shuki, mo'min musulmon haqorat tomonga o'tmaslik kerak ekan. Haqorat qilganlarni qaytarishimiz kerak ekan. Birodar, haqorat etma. Ha, u haqorat qilyapti-ku. Endi bir oddiy bir dahanaki jang bu yoqda qolib, ijtimoiy tarmoqlarga chiqib haqorat qilyapti. Uchi u
Qanaqa bu? Ketida aytadilar. Mo'minni kufrda haqorat etgan albatta qotil kabidir. Nozik joyi mana shu yerda. Birodarlar, takfir degan bir voqea yuzaga kelib qolgan. Ahli qiblani kufrda ayblayapti ba'zi odamlar, ba'zi firqalar. Bu kofir, tugunchi kofir, palonchi kofir. A kitobdachi, kitobda, e'tiqodimizda qanaqa? Mazhabimizda, e'tiqodlarimiz katta ulamolar nima degan? Ulamo aytadi. Ahli qiblani gunohi tufayligin kofirda ayblanmaydi. Bu qoidadir bu. Ahli qiblani gunohi sababligin kufrda ayblanmaydi, kofir deb atalmaydi. Bitta istisnosi bor. To qilayotgan gunohini halol deb aytmagunicha. Halol deb aytmagunicha bir qiziq voqea bo'ldi. Endi qiziq emas, u xunik voqea bo'lgan. 2014-15 yillari mana shu Voha tomonda bir joyga boramiz u. O'shatda bir mahalliy masjidlardan bittasini domlasi ichar ekan, tobog'ini. Aroq ichar ekanlar. Tevrani yubtilar endi u kishi. Shuni orqasidan namoz o'qisa bo'ladimi? Bitta masala bor bu yerda. Domlaga borib chetga olib aytiladi. Domla hazrat, buni ichayotgan ekansiz, bu qanaqa deb so'raladi bu. Qanaqa bu o'zi? Shu so'raganingizda aytsalar agar. A bu harom bu. Men endi alkash bo'lib qolgan yomon odamman. Shuni ichpirimman desa, orqasidan namoz o'qisa bo'lar ekan uni. Men o'zi alkash odamman. Bu harom bu, deyapti. Buni orqasidan namoz o'qisa, lekin mana unaqa deysa-chi. Azgina ichib tursa bo'ladi desa, to'rmas hatto buni orqasidan namoz o'qib bo'lmaydi. Birodarlar, mo'minni kofir deb ayblab bo'lmaydi. Mumkin emas. Yana aytibdilar-ki, qiyomatda ul bandani Allohim ne bilan azoblagan bo'lsa, bandasini o'sha bilan azoblaydi. Kofir deb haqorat qilganmiding? Xuddi o'zi o'sha bilan azoblanar ekan. Xulosa. Domla birovni to'yida ertalabdan namuncha kofirdan olib haqoratga solyapsiz, javobni eshiting. Muhtaram azizlar, oilada, turmushda, o'z umuman hayotda bir-birimizga haqorat qilmaylik ekan. Bir-birimizga la'nat qilmaylik ekan. Ayniqsa yoshlar bir-birini haqorat etmasin ekan. Birinchidan, qotil kabidir. Ikkinchidan, haqorat bo'lsa baraka fayz uchar ekan. Uchinchidan, birodarlar, odamni dili singandan keyin uni tuzatib bo'lmaydi. Uni keltirolmaysiz uni. Mayli bir imoratingizga bir talofat yetsa uni to'g'irlarsiz, mashin urilib ketsa uni to'g'irlarsiz, lekin odamni dili sinsa uni to'g'irlanmaysiz. Kitoblarda Ismoil Haqqi degan bir zot bo'lgan ekanlar. Ismoil Haqqi bu kishi Ruhul Bayon degan kitobni muallifidirlar. Asli bu odam biz tomondan, Voha tomondan, Surxondaryo, Qashqadaryo tomondan. Bu odam Turkiyaga borib, o'sha joyda qo'nim topganlar, o'sha joyda katta olim bo'lib kitoblar yozganlar, o'sha joyga ko'milganlar. Shu kishini tarixini yozyapti. Ismoil Haqqi. Ismoil Haqqi hazratlari bolalik chog'lardanoq ilmni yaxshi ko'rgan, ilmga intilgan, madrasaga qatnagan paytlari ekan. 7-8 yashar bolakay paytlari ekan. O'qishga madrasalarga kelsalar ustozlari, Ismoiljon, mana ko'zani olib borib, ovanu ariqdan suv olib keling. Men ustoz, siz, xo'p bo'ladi ustoz. Haliga ko'zani ko'tardilar, u arqqa qarab ketdilar. Ariqdan suv olib tursalar, bir jangari keldi. Kamon taqqan, qilich taqingan, ot mingan suvoriy. Bir bachahal bir odam keldi. Hazratni bolakayni haqorat etib, qoch itbachcha, men otimni sug'araman dedi. Tepdi hazratni. U kishini ko'zalari chilchil bo'ldi. Hazrat yig'lab keldilar ustozni oldiga. Ustoz, bir odam kelib meni haqorat etib, ko'zamni tepib sindirdi.
Şunda ustaz, hemme iştirip değildi bunu, bala geyler, hemme kurttum. Bar, arkanga kaytıp bar, bar. Hakaret kıl senem dediler. Ya ustaz, bar dediler, cevap kaytar. Şu bilen İsmail Hakkı Hazreti yine gittiler. Barseler haligi bedbah, atını suğar yetken eken. Sokey, sokey dediler. Hakaret kılay, kılay dediler, kımadılar. Kaytıp yediler. Hoş ne mi kıldın? Sokelmedim ustaz, hakaret kılalmedim. Eh, rasva kıldın dediler. Yürüyler ballar. Hamma ballar üstüne bordular. Yeteyler hammasını. Arı'nın tepesine gelişi oldu. Haligi bedbahını atını suğar yetken de atı tepip öldürgen eken, çalkancı yetken eken. Eğer cevap vergenin de bunge bu narsa yokudu degen ekenler. Hulası, braderler, Brown'a hakaret kısa, Brown'a hakaret kısa. Hakareti eğer Kuda korsetmesin, hakaret bilen cevap bir pasar etçöt eken. Bul diyeken, bura bırakın. Lekin, cevap vermese ki, cevap vermese Allah cevap vererken, o adam ornadan durmese ki. Hakaret şunaka yaman derseye ki. Allah'ım berçege tevfik birgin, rüşt birgin, hidayet birgin. Bu ve bu kebe hadislerini bir otur hemesine etip bu meyli. Meyli bir bitti bitti eşit dursak, kulağlarına kırıp dursa, şayet bundan, özümüzge ibretler, yakşılıklar tapsak, Hazreti Cenab-ı Peygamberimizge Allah'ım salavat ve salamlarımızı yetker gün, ul zatını şefaatlerden, berçemizge nasip eylegin, çehar yarı basafadan, Allah'ım razı olsun, ötken alim ulemalarını Allah'ım rahmet eylesin. Mene Seyyidine Bekem bugün kızlarını uzat yetken ekenler. Oğullarını üylentir yetken ekenler. Allah'ı tebarek ve ta'ala ferzendlerini, bahtını, saadetini versin. Sünnetke mafuk, kitapke mafuk kılıp bu toylarını kıttılar. Mene kudeler, yar dostlar teşrif kıldık. Karı damlam, hatmi Kur'anları okup gelirler. Seyyidine Bekem'den ötüp etken ataları Abdülhakim atanı. O kişiden evvel ötüp etken ata ana cemaatleri. Kaynağıta kaynağınaları tamamından ötgeller. Hususan kudelerimizden ötüp etken ata ana cemaatlerini Allah'ım mağfiretu rahmet etsin. Karı damdam Ekber Elihan, karı damdam hatmi Kur'an okup gelirler. Mene şu hatmanını okup verseler. Dualarını eğitip cemaatimizde ruhsatlarını koysalar. Ana undan keyin oshniyib bo'lsak bir-birimizni kutmaylik, malolliklar yetmasin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.